İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çatal ile iğne oyası nasıl yapılır onun anlatımını yapacağım. Hanımlar daha önce yapmıştım ama biraz daha büyüğünü yapmak istiyorum. İp olarak leylak ip kullanıyorum. Renk olarak hanımlar kot mavi ve hemen yapımına geçelim. Hanımlar evde bulunan herhangi bir çatal üzerine yapabilirsiniz ama ince olursa çatalınız şurası daha güzel olacaktır. Şöyle ipimi bu şekilde tutuyorum ve hemen sarmaya başlıyorum. 1 2 3 4 şöyle indiriyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 kere bu şekilde sardım. Şöyle bakın iğnemi tutarak tam ortasından geçiriyorum. Şöyle biraz çatalımın sapı uzun olduğu için biraz beni zorluyor. Şöyle ortadan çıkardım. Şuradaki ipimi iğnemin üzerine atıyorum. Alttaki çift katlı olan ipi tam şu ortadan geçirerek iğneme iki kere doluyorum. Ve yavaş yavaş çekiyorum. Hanımlar bunu yavaş yavaş çekiyorum ve çıkartmaya çalışıyorum. Şöyle. Aynı şekilde bir kere daha çift oluyarak bir düğüm oluşturdum. Şimdi bunu bu şekilde çıkardım. Bakın fiyon şeklini almış oldu. Ortadakini ne kadar çok sıkarsak o kadar iyi olacak. Şu uzun ipimizi keselim. Hanımlar ipimi kestim. Şöyle bakın şuradan yukarıya çıkıyorum. Bunu çıkarken sıkmıyorum. İpimi sağa doğru çekiyorum. Çünkü yukarıya doğru çekersem buradaki yapraklarımız bu tarafa geçebilir. O yüzden sağa doğru ipimizi yavaş yavaş çekelim. Bir sıra sürahi yapalım. Bunları tek tek açalım bu şekilde. Hanımlar bu tarafını bu şekilde yapmış oldum. Şimdi aynı şekilde diğer tarafını yapacağız.
Hanımlar bakın biraz çektim diye ne oldu? Bunu hemen bu şekilde düzeltiyorum. Ve daha dikkatli olalım. Çok çekmeyelim. İkinci sırada düzeliyor bu arada. Bu tarafında tek tek yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde yaptım. Şimdi çevirerek devam ediyorum. Buraya bir, iki zürafa, ilkine batıp geri dönüyorum. Tekrar geri, ileri zürafaya batarak aşağı iniyorum. Bu şekilde. İki zürafa, İleriye batıp aşağı iniyorum. Bu şekilde tam kenarını hepsini yapıp gelelim. Hanımlar bu şekilde şuraya kadar yaptım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Bir de dediğim gibi biraz büyük oldu. Küçük yapmak isterseniz çatal yerine şöyle hemen göstereyim. Çengelli iğnenin ucunu kırarak bunu biraz daha dar yaparak böyle bir aparatın üzerine de sarabilirsiniz. Ben büyük istedim bu sefer. Havlu kenarlarına gayet güzel olacaktır. İki yaprak arasına şöyle sabitleyebilirsiniz. Şu uçlardan modelim bitti. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım kelime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.